Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte dondurucuya salatalık koyacağız. Kışın da yazın yaptığımız gibi lezzetli cacıklar yapmak mümkün. Sadece cacık yapmak üzere kullanacağız. Dilediğiniz kadar salatalıkla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz denemek için 1-2 adet salatalıkla yapabilirsiniz. Daha önceden de bu videoyu çekmiştim ama rendeleyerek de olur mu diye soranlar için özellikle denemeli olarak göstermek istiyorum. Salatalıkları yıkadıktan sonra kabuklarını soydum. Daha sonra rendenin büyük gözünde rendeliyorum. Rendenin küçük gözüyle yaptığınız zaman çok daha fazla sulanma olacaktır. O yüzden mutlaka büyük gözüyle yapmayı tercih edin sizler de. Bir kısmını rendeleyerek diğer kısmını da minik küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Ben genellikle bu şekilde küçük küpler halinde doğrayarak koyuyorum. Dediğim gibi rendeleyerek olur mu diyenler için bu videoyu çekiyorum. Arzu ettiğiniz miktarda yapıp koyabilirsiniz. İkisinde de hiçbir lezzet farkı olmuyor. Damak zevkinize göre veya hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Doğrarken dikkat etmeniz gereken püf noktası da oldukça minik doğramanızdır. Büyük doğrarsanız muhtemelen buzlukta da alabilirsiniz. Ama bu şekilde doğrayarak ben senelerdir hazırlıyorum. Hiçbir şekilde ağzımızı buzluk tadı veya daha önceden yapılmış konmuş gibi bir tat gelmiyor. Tazecik cacıklar yapıyoruz. Küp küp doğradığım salatalıkları da hazırladım. Şimdi buzdolabı poşetlerine yerleştiriyorum. Tek seferde yapacağınız kadar salatalıkları paketlemeniz yeterli olacaktır. Dilediğiniz ölçülerde paketleyip pipetli havasını alıp ağzını sıkıca kapatın. Doğradığımız veya rendelediğimiz bu salatalıkları sadece ama sadece cacık yaparak kullanabiliriz. Normal salatalarda kullanamayız. Lezzet farklılığı mutlaka olacaktır. Sadece cacık yapımı için bu salatalıkları dondurucuya koyuyoruz. Kışın da ilk günkü gibi tazecik olacak şekilde cacıklarımızı hazırlayabiliyoruz. Bir misafir geldiğinde gerçekten de büyük kolaylık alıyor. Veya kışın salatalık almak yerine hemen bu cacıklarla yapıp ilk günkü gibi tazecik hazırlayabilirsiniz. Rendeleyerek hazırladıklarımızı bir kevgir yardımıyla mutlaka alalım. Bu şekilde fazla suyunu süzdürmeye çalışalım. Dilerseniz elinizle de sıkabilirsiniz. Kevgir yardımıyla bu şekilde yine buzdolabı poşetlerine paylaştırıyorum. Dediğim gibi şu fazla suyunu poşetlerimin içerisine almayacağım. Muhtemelen içerisine bu su girdiği zaman çok fazla buzluk kokusu çekecektir. Ben bu şekilde hazırladım. Kevgirle süzdürdüğümde hiçbir şekilde buzluk kokusunu almadım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Hemen rendeleyerek yaptıklarımı da poşetliyorum. Bazı dondurucular birbirine çok fazla koku geçirebiliyor. O yüzden ikinci poşeti de geçirebilirsiniz. Ama benim dondurucumda o şekilde bir sıkıntı yaşamadığım için ben tek poşetle hazırladım ve bunları donmak üzere dondurucuya gönderiyorum. Sadece video için bu kadarla hazırladım ama bunun 2-3 katı olacak şekilde ben her sene dondurucuya koyuyorum. Şimdi donan bir paket rendelenmiş olan salatalığı sizler için deneyeceğim. Gördüğünüz gibi buzluktan çıkmış bir vaziyette. Suyun altına tuttum. Poşetin çok kolay bir şekilde çıkması için hiçbir şekilde önceden bekletme işlemi yapmıyoruz. Eğer bekletirseniz salatalarda muhtemelen koku, suyunu salma durumları olacaktır. Bekletmeden hemen üzerine yoğurdunu ilave ediyorum. Salatalığınızı yetecek kadar yoğurdu özellikle üstüne gelecek şekilde ekleyelim. Ve oda ısısında dilerseniz bekletebilirsiniz. Ben buzdolabında bekletmeyi tercih ediyorum. Ara ara bu şekilde biraz daha hızlı çözülmesini sağlayabilirsiniz. Birkaç saat içerisinde cacığınız çözülmüş oluyor. Siz de o arada diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Dediğim gibi hiç karıştırmadan da bekleyebilirsiniz. Şöyle tamamen eridiğinde yoğurtla karıştırdım. Nane ve tuzunu ilave ettim. Gerçekten de tadında, lezzetinde hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Rendeleyerek hazırladığımda, küp küp doğradığımda aynı lezzette oluyor. Umarım tarifim açıklayıcı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.